Selam millet, yeni bir tutorial videoma hoş geldiniz. Uzun zaman evvel birçok kişileriniz sormuştu bana abi videoları nasıl çekiyorsun? Ee, niye sesin bu kadar net? Efendime söyleyeyim e, yani arka tarafta cızırtı falan duyulmuyor Ben çektiğim zaman çok ses alıyor falan filan diyorlar. Sen nasıl yapıyorsun? Ee, yüklediğin videoların boyutları? efendime söyleyeyim render, hangi programla render yapıyorsun, nasıl ediyorsun. Bugün şimdi sizlerle beraber bunu yapacağız. Burada görüyorsunuz. Benim şimdi çektiğim videoları burada ayrı ayrı dosyaya çekiyorum. Capture e, kartımla. Şimdi şurada çekilen videoları Böyle bir numara veriyor benim capture card. Ben bunları çekim sezonu bittikten sonra burada mesela 5 tane video çekmişim. Bunlara 1-2-3-4-5 diye veriyorum. Daha kolay oluyor. Bu uzun numara e, şeyle beraber mikrofonla beraber birbirine uydurmak zor oluyor. Onun için 1-2-3 diye yapıyorum. Şimdi benim capture card benim capture card e, videoyu ve videonun sesini bir dosya olarak çekiyor ve mikrofonu ayrı bir dosya olarak çekiyor. Tamam mı? Ben şimdi bu, bunlarda muhakkak illaki çızırtılar var diye ben bütün bu e, mikrofon MP3'leri bir gözden geçiriyorum Audacity programı ile. Onun için e, kaydettikten sonra onlara da 1-2-3 numarası diye e, 1-2-3 numara diye kaydediyorum ki videolara oysun aramayayım diye şimdi burada görüyoruz videolar 1-2-3-4-5 tane video çekmişim bu fallout e, sezonunda çekim sezonunda ve 3 tanesini hazırladım dedim dördüncüsüyle beşincisini cızırtılarını mikrofondaki cızırtıları çıkartmak için Bunları size göstereyim. Ve beraber nasıl render yapıyorum, nasıl e, programları işliyorum, onları size göstereyim diye burada 3'ten sonra bıraktım. Şimdi burada 1, 2, 3 sıra bunda. 4. mikrofonda. Şimdi Audacity'yi açıyoruz. Tamam mı? Dördüncü mikrofon sesi Aura City'ye aktarıyorum. Evet biraz sürüyor. Evet. Yükledi. Şimdi gözük, Gözüktü. Bunu ondan sonra ben büyütüyorum. Şöyle büyütelim. Ve burada konuşmadıklarımın e, sesi belli oluyor. Burada konuştuklarım belli oluyor. Ama bunu anlatmama gerek yok. Biliyorsunuzdur. Şimdi bu konuşmadığım yerlerde bazı zamanlar şunun gibi böyle cızırtılar oluyor. Tamam mı? Şöyle bakıyorum bu şeride. Burada bayağı bir susmuşum. Bakıyor musun? Burada da şu benim burada herhalde ben burada belli. Tek şerit. Ufacık bir ses. Burada ben çakmak yapmışım. Videoyu çekerken sigara yapmışım. Çakmak yapmışım. Bu Bundan belli oluyor. Ben biliyorum yani ezbere bunun böyle olduğunu devamlı devamlı bu işi yap, yapıldığını insan artık yavaş yavaş öğreniyor. Şimdi cızırtıları yine arayalım. Şuraları biraz temize benziyor. Şurada gördüm bir şey yine. Şurada da cızırtı var. Şimdi bunu seçelim biz. Bunu seçiyorum ben. Şimdi siz de bilmiyorum. Türkçedir veyahut da İngilizcedir bu Audacity. Ben de otomatikmen Almanca diye yükledi. Evet burada görürsünüz, burada sayarsınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.sinden yukarıdan aşağı geldiğinde artık sayın kaçıncı diye oraya basıyorum ve şurada bu cızırtıyı keşfet diyorum. Bunu şimdi keşfetti Ondan sonra bütün mikrofon sesini çift klik ile e, böyle işaretliyorum ve yaptığımı tekrarlıyorum. Şimdi cızırtıları kaybedip Burada göreceksiniz bu cızırtı kaybolacak. Artı diğer yerlerdeki şu ufak tefek şeyler şurada görüyorsunuz iyicene baktığımızda minnacık minnacık cızırtılar var. Bunlara da kaybedecek. Evet şimdi sürüyor. 26 27 saniyeden beri cızırtıları arıyor ve yok ediyor. Evet. Tamam. Görüyorsunuz buradaki cızırtılar artık kayboldu. Bunun da ilerisine de bakabiliriz, gerisine de bakabiliriz. Evet, tekrarlıyorum. Burada önce cızırtıyı farz edelim ki şurası cızırtı diyelim cızırtıyı işaretliyorum basılı kalarak mouse bıra basılı bırakarak işaretliyorum ondan sonra burada yedincisinde menünün yedi yedinci menüden soldan buraya geliyorum keşfet diyorum ve şimdi cancel yapayım keşfet diyorum ve buradan yukarıdan keşfettikten sonra tekrarlıyorum. Bu, bu sefer keşfetmiyor, e, siliyor otomatik olarak ve böylelikle bunu bitirdik. Ondan sonra kayıda geçiyorum. Kayıt burada CTRL, Shift ve E ile kısa olarak basabiliriz ve da burada. Şimdi bu dördüncü videonun mikrofonu 4 diyorum kaydet diyorum Okey Kaydetti Siliyorum Dosyaya bakıyorum şimdi dördüncü videonun yanında Dördüncü mikrofon Şimdi 4 Bunların ikisi şimdi çektiğimin videoları yani şimdi size bu tutoriala gösterdiğimin videoları. Bu mikrofonu oluyor. Bu da videosu oluyor. Buraya baktığınızda dördüncüyü kaydettik. Şimdi sıra beşinci, beşinci de. Burada beş, beşinci videosu. Bundan devamı yok. Bunların ikisi bu şimdi çektiğim dediğim gibi bu ekranın videosu ve ekranın videonun sesi. Bu da benim mikrofon. Benim capture kart öyle şey yapıyor, çekiyor. Yani dediğim gibi mikrofon ekstra çekiyor. Videoyu ve sesini audiosunu, videonun audiosunu bir dosyadan çekiyor. Sıra 5'e geldi. Onu yapalım şimdilik. Evet. Audacity'ye geçirelim. Evet burada aşağıda görüyorsunuz 48 MHz'de şey yapıyorum. Yani video benim videolarda 48 MHz'de çekiyor. Evet yükledi ve bunu yine büyütüyorum bu mikrofon sesini. Fazla büyüttüm biraz küçülteyim. Görüyorsunuz burada konuşmaya başlamışım buradan itibaren. Şimdi cızırtı arayalım bir yerden. Bayağı temiz çekmiş. Ama muhakkak bir yerlerde cızırtılar vardır. Örneğin şurada ufak cızırtı var. Şurada var. Ama biz büyük bir cızırtı bulalım. Evet ararken şunu da söyleyeyim. Kimileriniz diyor ses kalınla, kalınlaştırıyorsunuz. E, kalıştı, ses kalınlaştıran e, program kullanıyorsun diyor. Alakası yok. Bu benim orijinal sesim. Ee, 70 doğumlu bir adam. 30 seneden beri sigara içerse tabii ki böyle bir sese sahip olur. Benim sesim öyle. Ha şurada bulduk. Evet. Şurada cızırtıyı işaretliyoruz. Programa cızırtı ee, şeyine menüsüne keşfet diyoruz. Keşfettikten sonra bütün mikrofonu çift ile gösteriyoruz ve şöyle de yapabiliriz. Şöyle göstereyim. Buraya sadece OK basabiliriz. O zaman cızırtıları arayıp yani buradaki böyle buna benzeyen cızırtıları bütün mikrofonda bütün çekim e, şeridinden arayıp siliyor. Tabi bu sırada bunlara konuşmalara dokunmuyor bu program. Onun için Audacity gerçekten süper bir program. Kimileri var video çekenlerden Fraps kullanıyor. Artı Audacity'yi kullanıyor. Yani Fraps mikrofonu sessiz yapıyor. Burada rekord basarak hem Fraps'e hem Audacity'ye basıyor. Benim için bu biraz zor oluyor. Yani iki program birden çalışması lazım. Bu bir. İkincisi bir de onu şey yaparken render yaparken üst üste getirmek zor oluyor kimileri bu iki programı çektik e, çekerken önce bir şaplatma yapıyorlar belli olsun neyin neresi geleceği diye evet bunu şey yaptık e, Cızırtıları kaybettik şimdik save daha doğrusu e, export yapıyoruz export ve sıra 5 mikrofon kaydına OK diyoruz ve bunu da kaydediyoruz. Ve böylelikle benim buradaki işim bitti. Yani son iki e çekimin mikrofonu kalmıştı. Onu da size göstereyim diye. Beraber yaptık. Tamam bu iş bitti. Burada şimdi ben bunu kapatarım. Yok kaydetmesine gerek yok. Sıra gelsin. Bizim Camtasia'ya bir hafta kimileriniz Sony Vegas artık hangi programınız kimisi magix kullanıyor kimisi şu programı birçok video programı var Evet benim introm benim autrom şimdi ben ee, buradan Fallout'tan iki tanesini hallettim şurada görüyorsunuz birkaç tanesini de yükledim ee, şimdi şundan iki tane yaptım bunun iki tane. Bir tane de bundan. Ee, tamam. Stranded deep yapalım bir tane. 2 tane yapmışım değil mi? Stranded deep'ten SD 1, 2. Heh, şimdi üçüncü videoya geliyor. Yani şunların ikisi. Ee, şöyle ikisini işaretliyorum. İçeri çekiyorum. Intro'yu aşağı indiriyorum. Ondan sonra videoyu aşağı indiriyorum. Üstüne mikrofonu koyuyorum ve mikrofon sonu sonu burada aynı olarak bitsin e, diye dikkat ediyorum. Niye? Çünkü benim e, capture card başladığı zaman önce şeyi başlatıyor. Önce mikrofonu başlatıyor. Bir saniye sonra ekranın e, videosunu çekmeye başlıyor. Onun için arkası bitirdikten sonra aynı anda bitiyor. Onun için arkasını aynı anda bitirmeye bakıyorum. Şimdilik burada audio'yu açıyorum. Ve oyunun videosu oyunun sesini yükseltiyorum. Nedense biraz kısa e, e, kısılmış diye çekiyorum. Ee, aslında yükseltme, yükseltmem lazım ve kulaklığımda kısmam lazım. O zaman oyunun sesi daha çok gelir ama her zaman, her zaman, her zaman unutuyorum. Onun için burada, bunun sesini yükseltiyorum, mikrofonun sesini bırakıyorum. Tabii şimdilik burada 32 dakikalık çekimde e, mikrofonun dalgalarının gözükmesi biraz sürüyor. Birazcık bekleyelim onu. Ben şimdi videoyu kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi ses geldi. Fazla sürmedi. Zaten burada saatte bakarsınız. Kaçıncı dakikadan kaçıncı dakikaya atladım diye. Burada galiba bir sigara yaktım yine. Evet. Duydunuz mu? Bir daha yapayım. Mu? Ama konuşmayı burada başlatıyorum. Yani videoyu e, önce sigaramı yakıyorum. Ondan sonra videoyu başlatıyorum. Evet şuraya bir gelelim. Şurasını ayıralım. Şu öndeki fazlalığı silelim. Ve ikisini beraberinde introya yapıştıralım. Ve akış diye aradaki intro ve Videonun arasındaki akışı getirdim. Evet, görüyorsunuz o da oldu. Şimdi benim için önemli olan burada renderde dikkat etmem gereken videonun sesinde pek e, hiç dikkat etmeme gerek yok. Ya hiç demeyeyim pek dikkat etmeme gerek yok. Benim için asıl önemli olan videonun sesi. Şimdi niye? Şöyle bir bakıyorum. Aslında ben bunu şimdilik e, çekim yani bu size göstere, gösterecek olan videomda Şimdilik ben buraya başlatıp da dakika dakika bakmayacağım. Aslında her videoma buradan tam taze da dakika dakika bakıyorum. Yani play'e basıyorum tamam, ben. Billahi, yeni bir trend ettiği bölümüne. Ve dikkat ediyorum ve burada arada bir yerde hoşuma gitmeyen bir ses var ise onu kısıyorum. Çoğun, çoğunlukla o ses belli oluyor ben böyle şeriklere baktığımda ama böyle yaptığım zaman yani böyle aradığım zaman silmek istediğim sesi bazı zaman kaçırıyorum ondan sonra tekrar render yapmam gerekiyor onun için ben dakika dakika izliyorum örneğin şurada ufacık şeyler var bunların ne olduğuna bir dikkat ediyorum <laughs> bir şey duyulmuyor. Şuraya bir dikkat ediyorum. Şurada ufacık ses noktaları var. Yok ama ses yok ama kimileri var. Maşallah yani. Acayip kulakları var. Ben yine de buradaki gereksiz mikrofonundaki mikrofon sesindeki gereksiz şeyleri tamamen sıfıra indiriyorum ki Kimse rahatsız olmasın. Evet, ama. En iyi duyanlar bile rahatsız olmasın diye. Şimdi devam edelim. Burada galiba öksür, öksürmüştüm ben bu videoda. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Şu sıralar kış mevsimindeyiz. Burada bugün e, gündüz bu videoyu çekmeden gündüz e, şey yaptım. Dereceye baktım. 9.5 derece. Evet bak burada gördük. Ben genel olarak ben genel olarak Böyle aralıklı şeyi beklerim. Mesela load screen olsun. Fallout'ta. Load screen olsun. Efendime söyleyeyim. E, menü açma olayı olsun. Ona benzer sahneler beklerim. Öksüreceğim varsa o zaman öksürürüm. Çakmak yakacağım varsa o zaman yakarım. Burada sizin şansınıza hem öksürüm hem çakmak çakmam var. Bakın şimdilik öksürmeyi de öksürmeyi de masuzan öksürdüğün zaman mikrofonun içine öksürüyorum ki ben burada böyle aradığım zaman bulabileyim diye kolaylıkla. Onun için burada bayağı bir ses yüksekliği var. Duyduğunuzda da bayağı bir yüksek. <laughs> Ve şimdi burada çapmaklar gelecek. Evet, duydunuz. Bunu bulduk işaretliyorum bunu ve sessize alıyorum artık bunu videoyu render yaptıktan sonra youtube'a yükledikten sonra duyamayacaksınız evet, devam bakıyorum devam bakıyorum mikrofona şu an bir şey bulamadım yani böyle göz geçirmeden başka bir yer bulamadım ama ben şimdilik şey yapacağım. Bu videoma ilk dakikadan itibaren ben izleyeceğim. Ve dakika 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 konuştuklarıma bir kulak vereceğim. Çünkü şimdilik bu tutorialda hiçbir fazla bir kesinti yapmadan yükleyeceğim. Orada da farkına varmışsınızdır. Birçok yerde eee mm, eee diyorumdur. Bazı zamanlar bunlar beni de bıktırıyor. O zaman bazı e'leri, bazı ımları o zaman siliyorum. Bunlar genel olarak şöyle ufakcık bir şey diye belli oluyor. Şurada şimdi hangisine benziyor aşağı yukarı? Burada pek e dememişim hemen evet, hemen şuna benzer bir şey. Ama üstü sivri olarak değil de şey diye yuvarlak diye gözüküyor. Benim e'lerim. E dediğim zaman. belki şurada olabilir. Bakayım. Şimdi şöyle. Değilmiş. Ama hemen hemen işte şuna falan benziyor. Bunları tabi hepsini ben böyle göz geçirmeyle göremiyorum. Onun için videoyu dakika dakika izliyorum ve aşırı e olduğu zaman bunları siliyorum. Evet şimdi ben burada videoyu kesiyorum. Bu videoma ben bir göz atıyorum. Bittikten sonra tekrar görüşürüz. Evet videonun sonuna geldim ve yine şansınız varmış. Burada iki tane e buldum. Örneğin şurası. Dediğim gibi üstü yuvarlak gibi gözüküyor. Hele bir dinleyelim. Ee, bunu da silelim. Tek başına duruyor. Zavallı. Ha mı? Yani silmem aslında gerek yok. O, bu videoda pek fazla e demiyorum İki tanecik duydum. O iki tanesi de burada yakınlarda son sonlara doğru yakınlarda bir yerde. Ama size göstereyim. Farz edelim ki fazla e dedim de onları şimdi siliyorum diyelim. Tamam mı? Ötekisi neredeydi? Ötekisi de bu sonlara doğru bir yerdeydi. Şuydu galiba. Şuydu galiba. Bakalım. Ee, şunları da at. Duydunuz mu? O zaman bunlar ee, dedikten sonra Hemen konuşma yapmışım. Bunu ayırmak için biraz tabii yükselt şey yapıyorum. Ee, büyütüyorum. Bak yine e diyorum durmadan. Duyuyor musunuz? Şöyle şurasını Şunları da at. Heh. Şimdi güzel oldu değil mi? Ve videonun sonu. Hepinize Hoşça kalın. Tamam şurası yeter sanırım. Bunu da kısaltalım. Outro'yu yerleştirelim. Akışını yerleştirelim. Girişte görünme, çıkışta kaybolma, kararma. Ben bunları standart diye kullanıyorum. Evet buraya yerleştirdim. Burası da başlamış. Burası da tamam. Ondan sonra videonun e, neyini? ismini tamamen belirledim bu bölümün ismini. Bu bölümün adını 1080p HD devam et. Strenlik deyip kaçıncı bu üçüncü video Tamam. böyle diyorum artık bu üçüncü videoyu bu tutorialların evvel mi yüklemiş olacağım, sonra mı yüklemiş olacağım bilemiyorum. Ve şimdilik render yap diyorum. Evet bu renderı şimdi burada yaparken ben size kısacığını bir şey göstereyim. Çekilen videoların şimdi şöyle baktığımızda 12.3 GB artı 355 MB artı intro outro dersek falan filan. 500 megabayt diyelim ona ee, Ne kadar diyelim işte da O kadar değil ondan daha yüksektir canım intro outro Bakalım nerede intro şurada evet, Burada eski Introlarım 4 megabayt Bu da 1 megabayt yani pek e, şey yok değeri yok Anılmasını dile getirmesinin değeri yok. 2-3 megabaytlık bir şey. Evet, e, ne kadar ediyor? 13. Nokta, şey 12.3 artı 355 e, yaklaşık 13 GB ediyor bir video. Şimdi render yaptıktan sonra bakalım o video kaç megabayt olacak ve da daha doğrusu kaç GB olacak. Render'dan sonra tekrar görüşürüz. Evet şimdi bitti render olayımız buraya saate baktığımızda biri 10 geçiyor. Ne zaman başladık ben şimdi dikkat etmiyorum artık siz Kendiniz hesaplarsınız Tabii ki render yapmadan önce unuttuğum iki şey var onu size Hemen söylemek istiyorum ee, Örneğin şimdi render yapmadık farz edelim Yani ben yapmadım Benim Çalışmalarımı gösteriyorum ya Ben yapmadım yani Burada sesleri falan ayarladım mikrofonda. Hepsini bitti, bitirdim ve şimdi render'e geçmeden önce önce bir projeyi kaydet diyorum. Onu unuttum render yapmadan önce. Çünkü bazı zamanlar bu Camtasia Studios'u e, düşüyor. E, tak, veyahut da takılıyor. Onun için bir daha hepsini yapmayayım diye önce bir proje projeyi kaydediyorum ondan sonra başlıyordum ve size şunu göstermek e, istiyorum hepiniz bilin diye görüyorsunuz bununla render yaptım bunu şimdi buna şimdi baktığımızda size ispatı kalitesi yüzde yüz görüyorsunuz full kalite yani tam sonuna kadar açmışım yani e, ben başkacı, başka oyuncular gibi kalitesini düşürüp de boyut az olsun bir an evvel YouTube'a yükleyeyim olayına bakmıyorum bu videoların görünüm kalitesi e, siz takipçilerim için benim için önemli onun için siz takipçilerime benim için önemli onun için yüzde kalite yapıyorum şimdi burada bakalım ne demiştik? Ne yapmıştık biz? Şunu yapmıştık değil mi? 3'ü yapmıştık. Ha 12.6 GB'dı çekimde ve şimdi burada 22 GB'a çıktı. İşledikten sonra. Yarım saatlik video. Tamam mı? İşte Camtasia ile işlemi bitirdikten sonra 22.8 GB Çıkıyor Tabii ki benim çalışmalarım burada bitmiyor Bunu yaptıktan sonra Ben şu programı Freemake Video Converter'ı alıyorum Ondan sonra burada Nerede o? şurada 22.8 GB bunu tekrar Freemake'ten geçiriyorum MP4 olarak tamam mı aynı kalite kalite kaybı yok şuraya baktığımızda evet hepsi orijinal 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 diyor bitrate otomatik yani kaç ile çektiysem kaç ile render yaptıysam o tipten o tipten tekrar işletiyorum. Bir dakika şöyle evet. Kaynak gibi, kaynak dosyası gibi demek bu. Almanca'da tercüme ettiğimiz e, ettiğimizde inanmıyorsanız bunu Google tercümeye yazarsanız yani size söyler. Aynı kaynak dosyası gibi. Şimdi bunu ben burada tekrar convert ediyorum. Bu fazla sürmüyor. Şimdi bunu yapsın. Ben şimdi burada yine videoyu kesip atlatıyorum. Burada zaten süresi yazar. Ee, ne kadar sürdü. Bu fazla sürmüyor. Ondan sonra boyutuna bakarız. Evet gördüğünüz gibi bu işlem de bitti. Ne kadar sürmüş? 18,5 dakika. Yarım saatlik video. Bunu da bitirdik. Şimdilik dosyada boyutlara göz atalım. Tekrar baştan. Çekim 12.6 mikrofon ile beraber 12.6 GB. Çekimden sonra render 22.8 ve FreeMake Video Converter ile işlem yaptıktan sonra Kaça düşüyor? 1.12 GB düşüyor. 32 dakika 28 saniye görüyorsunuz. Evet. Böyle e, bu video konverter ile çalışırken ben Camtasia'da bir sonraki videoyu izliyordum. Orada seslerini kısıyordum. Gereken yerlerde falan filan. E, ve öyle öyle devam. E, yalnız Camtasia'da render yaparken video freemake şey freemake video konvertörü çalıştırmıyorum ve hatta tersi çünkü Camtasia çalıştığı zaman e, CPU'yu bayağı bir yükleniyor ve hatta freemake e, çalıştırdığım zaman o da bayağı yükleniyor. Ondan sonra onun için ikisini aynı anda değil peş peşe öyle çalıştırıyorum. Yani FreeMake'i yaparken orada 18 dakika içinde gördüğünüz yaptı. Orada işlemleri yaparken ben Camtasia'ya burada dördüncü videoyu çekiyorum, onu izliyorum, işleri yapıyorum. O zamana kadar Freemake'li e, Convert olayı bitiyor. E, vesaire vesaire. Evet, gördüğünüz videoları ben nasıl işliyorum, ne kadar uğraşıyorum, neler yapıyorum, nasıl yapıyorum? Yani kimileri gibi ha videoyu Fraps ile çek. Çektiğin gibi yükle olayı yok bende. Ee, gördüğünüz gibi her çektiğim video e, uğraş ile bağlı ve bazı zamanlarda tabii ki e, e, zaman alıcı oluyor. Mesela örneğin bu yaptığımız bu videoda 32 dakikalık çekim yaptım. Burada render işi de izlemek ve Audacity'de yapmak e, Audacity'de işte diyelim Audacity'de 5 dakika olay sürdü ee, efendime söyleyeyim burada izlemem yine bu 32 dakikaya alıyor artı ses kesmeleri uğraşmalar falan filan hadi diyelim 45 dakika o e, sürdü diyelim ondan sonra render olayı başlatmamla bitmesinin arasındaki saat farkını burada kendiniz görebilirsiniz ve ondan sonra da free make'te de bayağı zaman alıyor. Yani görüyorsunuz bayağı bir uğraşıyorum. Evet böylelikle umarım yaptığım işi bayağı bir anlatmışımdır ve de siz anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet hepinize izlediğiniz için candan yürekten teşekkür ederim. Ha bir de şunu söyleyecektim. Acaba bu videoyu ne zaman yapacağım? Yani şimdi bu średni tip 3'ü değil. Yani onu da bilmiyorum ne zaman yükleyeceğimi. Ee, bu tutorialı ne zaman e, işleyeceğim, ne zaman e, yükleyeceğim bilemiyorum. Bir de size şunu göstereyim. Evet şimdi burada görüyoruz. Ben bazen yüklüyorum. Kimileriniz diyor abi söylediğin saatte nasıl çıkar şey yapıyorsun, yüklüyorsun oyunu falan filan. Böyle önden yüklüyorum hazırlanmış videoları, tamam önden yüklüyorum. Burada da zamanını veriyorum. Mesela bu ta, şey saate bakılırsa bugünkü tarihte saat 16'da Almanya saati bu. Unutmayın Almanya saati Türkiye saatinde bir saat öne alacaksınız. Yani Türkiye'de saat öğleden sonra 5'te saat 17'de bu video yayına gelecek. Ben şimdiden yüklemiş oldum, görüyorsunuz. Tarih bakımından bugünün videosu bu ve yarının videosu da bu. Evet, umarım yaptığım işte size bilgiler vermişimdir. hepinize candan yürekten izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum. Like basmayı, yorum yazmayı, videolara paylaşmayı ve de abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki bölümde veya bir başka let's play'de görüşme dileğiyle hepinize hoşça kalın.